Yakınlık. Veya işte hepsi daha ne de bilirsiniz. Yani sonuçta yani ben açıkçası insan türünün geleceğinin bile tehlikeye girdiği bir zaman diliminde derdi ne Yusuf Kaplan'ın diye bir soru sordunuz. O sorunun cevabı insanlığın yükünü omuzlarında taşıyan bir önce kuşak yetiştirmek. İnsanlığın yükünü omuzlarında taşıdığı bilinciyle nefes alıp veren bir önce kuşak yetiştirmek. Yani bu biz bunu yapamazsak insanlığın geleceği tehlikeye giriyor. Bununla kimse ilgilenmiyor. İnsanlığın geleceğini falan ilgilenebilecek durumda değil. Herkes köşeye dönme derdinde, vaziyeti kurtarma derdinde. Yani herkesten kastettiğim şey Amerikalıların, Avrupalıların, Avrupa ülkelerinin, İngilizlerin, Fransızların, Almanların vesaire bunların, Rusların, Çinlerin falan insanlık diye bir dertleri yok. Ama benim var. Tamam mı? Ben insanlığı koruyamadığım sürece Müslümanca vazifemi yapamamış olurum. Yani Müslümanlığın benden istediği şey insanlığın haysiyetini korumaktır. İnsanın, varlığın, hakikatin ve insanlığın haysiyetini korumaktır. Yani dolayısıyla makasüdü şeriadır aslında, tamam mı? Yani insanlığın önünü açacak hikaye şeriatın maksatlarıdır, şeriatın hedefleridir. Şeriatın bizden istediği 5 temel maksat var, hedef var. O hedefi yerine getirmektir. İnsanlığın önünü açacak yol haritası bu. Makasüdü şeria. Yusuf diyoruz. Kaplan nasıl bunları kısaca özetliyor hocam? Yani mal, can, nesil, akıl işte emniyeti dediğinde mesela nasıl özetler onu? Hani yani işte varlığı, hayatı, hakikati korumak. Yani varlığı, hayatı, dolayısıyla hakikati, yani varlığı, insanı, bütün diğer varlıkları. Yani mesela bugün elime bir kitap geçti. Yani paylaşmış olayım. Kuşların Felsefesi diye bir kitap. Yani insanların ilgisini fazla çekmeyebilir. Hı hı. Ama bizim hayatımızı dönüştürebilecek kitaplardan birisi. Yani iki tane yazar yazmış. Birisi filozof, birisi yani biraz edebiyatla ilgisi olan bir yazar. Dolayısıyla değişik kurt, kuş türlerinin dünyasını çözümlemeye çalışmışlar. Hı hı. Yani oradan şunu görüyorsunuz. Yani kuş beyni falan gibi ifadeleri kullanıyoruz ya. Aslında insanın bu ifadeleri kullanan insanın kuş beyni olduğunu söyleyebiliriz. Yani yine hakaret ediyoruz bakın. Yani o varlıkların o kadar muazzam bir plan program dahilinde o kadar derinlikli bir dünyaları var ki inanamazsınız. Hı hı. Yani 18 bin alem denir ya. Eyvallah. Yani 18 bin alemin korunması aslında makas-ı şeria aslında bütün varlığın, varlıktan kastettiğim şey, bütün canlıların, dolayısıyla bitkilerin, yani nebatat, hayvanat ve insanat diyoruz özetle. Tüm mahlukatın. Mevcudat. Dolayısıyla mevcudatın, dolayısıyla var olma hakkının, yaşama hakkının korunması ve fıtratlarının muhafaza edilmesi. Fıtratlarının muhafaza edilmesi. Baş sorumlu Müslümandır. Müslüman kimdir sorusunun cevabı bence şöyle verilebilir. Müslüman sadece Müslümanın değil insanın dolayısıyla insanlığın dolayısıyla varlığın haysiyetini koruyan kişidir. Tamam mı? Yani bu çok önemli bir şey. Yani Kudüs'te Filistin'de insanlar hayat memat mücadelesi veriyorlar. Ölüm kalım savaşı veriyorlar. Gece gündüz demeden o vahşi İsrail'in terörüne muhatap oluyorlar. Ama ona rağmen Abu Salah burada siz sanıyor musunuz ki biz sadece Müslümanların var olma, onurlarını koruma mücadelesini veriyoruz. Hayır dedi. Biz insanlığın haysiyetini koruma mücadelesi veriyoruz dedi. O Filistin'in güzel adamlarından birisi. Dolayısıyla öncülerinden Raid Salah. Tabii. Yani dolayısıyla Raid Salah. Şimdi yani burada bizim vazifemiz insanlık çapında, varlık çapında dolayısıyla hayatın bütününü kuşatan, kucaklayan bir hakikat anlayışına dayalı dolayısıyla bir dünya inşası çabası. Bu basit bir şey değil. Bunu yani mesela İngilizler böyle düşünmüyor. Sadece kendi çıkarlarını düşünüyor. Almanlar sadece kendi çıkarlarını düşünüyor. Yani işte ne bileyim işte Batılıların, Avrupalıların insanlığa verdiği değerden bahsedelim. Yani nasıl bir değerdir bu? Yani bütün